Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mehmet Şentepe. Çarpanlar ayırma konusunda sadeleştirme konumuzla alakalı sorular çözeceğiz. Evet, ilk örneğimiz x kare eksi 16 bölü x artı 5 çarpı x kare eksi 25 bölü x eksi 4 bölü x kare artı 4x bölü x ifadesi. Şimdi arkadaşlar şurada x kare eksi 16 ifadesinde gördüğümüz üzere neye benziyor? 2 kare farkına benziyor değil mi arkadaşlar? X'in karesi eksi 4'ün karesi. O zaman buradaki birinci terimim x, ikinci terimim 4. 2 kare farkına ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir eksilisi bir artılısı şeklinde yazıyordum. Yani x eksi 4 çarpı x artı 4 olarak yazıyorum ifademi. Sonra paydamda ne var arkadaşlar? X artı 5 yazıyorum. X artı 5 çarpı. Burada da arkadaşlar x kare eksi 25. X kare x'in karesi 25. 5'in karesi. Yine 2 kare farkı. Burada birinci terimim x, ikinci terimim 5 arkadaşlar. Yine 2 kare farkı olacak şekilde yazıyorum buraya. X eksi 5 çarpı x artı 5. Payda kısmında x eksi 4 var. X eksi 4. Şimdi arkadaşlar dışarıda da bölme işlemi var. Bu ifade yani kesir ifadesi bölmede ne yapıyorduk arkadaşlar? Ters çevirip çarpıyorduk. Yani ters çevirip çarparsam x yukarı. Burada da arkadaşlar aşağı gelecek. X kare artı 4x ortak çarpan parantezine alıyorum. Ortak x var. X parantezine aldığım zaman içeride x artı 4 oluyor. Buraya da arkadaşlar x artı 4'ü yazıyorum arkadaşlar. Şimdi hepsi çarpım durumunda şu anda. Sadeleştirme yapabilirim arkadaşlar. Burada x eksi 4 buradaki x eksi 4'ü götürür arkadaşlar. Buradaki x artı 4 buradaki x artı 4'ümüzle sadeleşir. Yukarıda x artı 5'imiz buradaki x artı 5 de sadeleşir. Şuradaki x ifademiz buradaki x ifadesiyle ne yapar arkadaşlar? Sadeleşir. Sadeleştiği zaman hepsinde ne kalıyor? 1 kalıyor arkadaşlar. Ya ifademde ne kaldı arkadaşlar? Sadece yukarıda arkadaşlar yani pay kısmında x eksi 5 kaldı. Yani benim ifademin en sade hali ne arkadaşım? X eksi 5. Evet, diğer sorumuz a bölü b eksi b bölü a bölü 1 bölü a eksi 1 bölü b ifadesinin en sade halini bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi en sade halini bulmam için arkadaşlar bir kere burada kesirler var. İşlemleri yapmam gerekiyor. Paydaları eşitleyeceğim arkadaşlar. Paydası b, paydası a. O zaman bunu a ile genişleteceğim. Bunu b ile paydaları a çarpı b durumuna getirdim. Şuradaki diğer ikinci ifademdekini de arkadaşlar paydası a, paydası b. Ne yapıyorum? Bunu b ile çarpıyorum. Bunu a ile çarpıyorum arkadaşlar. Çarptığım zaman ne oluşuyor? Paydalarım ab mi oluyor arkadaşlar? Ortak. Çünkü a çarpı b de eşitledim. A çarpı a kare. Eksi işareti buradaki buraya gelir. Eksi. B çarpı b kare. Bölü. Burada ne oldu arkadaşlar? Paydam yine ortak. Ab. 1 çarpı b eksi 1 çarpı a. Şimdi arkadaşlar birinci ifademde gördüğüm a kare eksi b kare neydi arkadaşlar? 2 kare farkıydı. Bunu nasıl yazıyordum arkadaşlar? A eksi b çarpı a artı b şeklinde ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. Paydam ne arkadaşım? A b. Şimdi bölme işlemi var. Bölme işleminde buradaki kesirim yani b eksi a bölü ab ifadesini arkadaşlar ters çevirip çarpabilirim. Yani bu a çarpı b eksi a oldu. Şimdi arkadaşlar burada çarpım durumunda hepsi. Şöyle parantezde alabilirsiniz. Karıştırmamak için. A çarpı b'ler birbirini sadeleştirdi arkadaşlar. Şimdi a eksi b ile b eksi a ifadeleri var arkadaşlar. A ile b yer değiştirmiş. Şu iki ifademiz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz bu ifademle bu ifadem.
Buradaki arkadaşlar bu tür ifadeleri gördüğünüz zaman yani a eksi b bölü b eksi a ifadeler yer değiştirmiş birbirinden çıkartılmış. Bunun sonucu eksi 1. Nasıl sayı verirsek de yapar. A 2 olsun b 4 olsun arkadaşlar. 2 eksi 4 bölü 4 eksi 2 ne yapar arkadaşlar? Eksi 2 bölü 2 o da eşittir. Eksi 1 yapar. Sayı verdiğiniz zaman da eksi 1 olarak bulursunuz arkadaşlar. O zaman bu a eksi b ile b eksi a birbirini sadeleştirecek. Ne kalacak geriye? Eksi 1 kalacak arkadaşlar. Yani eksi 1. Başka ne kaldı? A yukarıda. A artı b kaldı. Çarpı a artı b. Eksi 1'i çarpmanın toplama ve çıkarma işlemini dağılma özelliğini kullanarak eksi 1 çarpı a eksi 1 çarpı eksi b eksi 1 çarpı artı b eksi b. İfadenin ne oldu arkadaşlar? En sade hali eksi a eksi b olmuş oldu arkadaşlar. Evet. Çok karmaşık gibi gözüküyor ama arkadaşlar öyle değil. Sırayla adım adım işlemi yaparsak sonucu buluruz. A kare eksi 6a eksi 7 bölü a kare eksi 2a eksi 3 bölü a kare eksi 11a artı 28 bölü a kare eksi 7a artı 12 ifadesinin en sade halini bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi bakın teker teker yaparsak ilk önce a kare eksi 6a eksi 7 ifadesini ele alıyorum arkadaşlar. Buradaki ifademde a kareyi ben a diye çarpanlarına ayırırım. A çarpı a kare. 7'yi de 7 çarpı 1 çarptığım zaman arkadaşlar ne yapıyor? 7a 1a. Şimdi toplarsam neyi elde etmem lazım arkadaşlar? Eksi 6a olması gerekiyor. Eksi 6a olması için o zaman bunun eksi, bunun artı olması gerekiyor. O zaman bunun işareti eksi, bunun işareti artıdır. Artı 1 çarpı eksi 7, eksi 7 verdi arkadaşlar. Ve eksi 7a artı 1a eksi 6 ortaya da bulduk. O zaman çarpanlara ayrılmış hali arkadaşlar. A eksi 7 çarpı A artı 1. Sonra diğer ifademiz olan A kare eksi 2A eksi 3 ifadesini çarpanlarına ayırırsak arkadaşlar. Yine A kareyi A diye ayırıyorum. Eksi 3'ü 3, 1 diye ayıracağım arkadaşlar. Karşılıklı çarptığım zaman 3A 1a toplarsam şu ortadaki terimim olan eksi 2a'yı vermesi gerekiyor. Eksi 2 olması için bunun işaretinin eksi, bunun işaretinin artı olması gerekiyor. O zaman bu eksi, bu artı. Artı 1 çarpı eksi 3, eksi 3 ortaya verdi. Sabit terimi verdi arkadaşlar. Ve eksi 3a artı 1a da eksi 2a'yı verdi. O zaman çarpanlara ayrılmış hali nedir arkadaşlar? A eksi 3 çarpı a artı 1'dir bu ifadenin. Sonra yukarıdaki ifademi tekrar a kare eksi 11a artı 28 bunu çarpanlarına ayıracağım arkadaşlar. Buradaki ifademde a kareyi a diye ayırıyorum. Şimdi 28 arkadaşlar ben 28'e 1, 14'e 2 ve 7'ye 4 olarak ayırabilirim. Şunu demiştik hatırlarsanız. Sabit terimin işareti artıysa ikisinin işareti ya artıdır ya eksidir arkadaşlar. Yani ikisinin işareti artı eksi olması topladığım zaman hepsinin aynı olacak arkadaşlar. Şimdi bakın. Topluyorum 11. Topluyorum 16. Topluyorum 29. Bana 11'i verdim arkadaşlar. O zaman bunları kullanmıyorum. 11'i verdiği için bana ama ne lazım? Eksi 11. Eksi 11 olması için bunların eksi olması gerekiyor arkadaşlar. O zaman a eksi 7, a eksi 4 çarpanlar ayrılmış hali. A eksi 7 çarpı a eksi 4'tür arkadaşlar. Evet. Çarpanlara ayrılmış hali. A eksi 7 çarpı a eksi 4. Son ifadem olan arkadaşlar a kare eksi 7 artı 12 ayıracağım. A kare eksi 7a artı 12 ifadesini çarpanlara ayıracağım.
A kareyi A diye ayırdım. 12'yi arkadaşlar 12 çarpı 1, 6 çarpı 2 veya 4 çarpı 3 olarak ayırırım. İşareti artı olduğu için toplayın arkadaşlar. 7, 8, 13. Ortadaki 7'yi verdi mi? Evet, ama 7 eksi 7 olması lazım. Eksi 7 olması için arkadaşlar eksi eksi bunları ne yapıyoruz? Diğer iki ifadeyi kullanmıyorum arkadaşlar. O zaman a'yı eksi 4 ile ve eksi 3 ile çarpacağım. Çarpanlara ayrılmış hali a eksi 4 çarpı a eksi 3'tür arkadaşlar. Şimdi hepsini bulduk. Çarpanlara ayrılmış halini yerine yazalım arkadaşlar hepsinde. Şimdi a kare eksi 6 eksi 7 çarpanlara ayrılmış hali bu. Yani a eksi 7 çarpı a artı 1 bölü a kare eksi 2a eksi 3 ifadesinin çarpanlara ayrılmış hali bu. A eksi 3 çarpı a artı 1. Şimdi arkadaşlar şurada bölü işaretim var. Bu bölü bu kesirli ifadeyi ters çevirip çarp. Yani o zaman a kare eksi 7 artı 10 yukarı. A kare eksi 11 artı 28 payda kısmına gelecek. Yani ters çevirip çarptığım zaman a kare eksi 7 artı 12 ifadesinin çarpanlara ayrılmış hali olan a eksi 4 bu yukarı gelecek. A eksi 4 çarpı a eksi 3 bölü a kare eksi 11 artı 28 ifadesinin çarpanlar ayrılmış hali buydu arkadaşlar. Bu da aşağıya paydaya gelecek. A eksi 7 çarpı a eksi 4. Şimdi arkadaşlar en güzel kısmı sadeleştirmeye geldik. Şimdi bakın a eksi 7 ifadem var. Bu a eksi 7 ifadem buradaki a eksi 7 ile sadeleşti. Buradaki a artı 1 ifadem paydadaki a artı 1 ile sadeleşti. Buradaki a eksi 4 ifadem arkadaşlar paydadaki a eksi 4 ile sadeleşti. Ve buradaki a eksi 3 ifadem paydadaki a eksi 3 de sadeleşti arkadaşlar. Sadeleşince yerlerinde ne kalıyor? 1 kalıyor. Hepsinin çarpımı 1. Hepsi sadeleştiği zaman arkadaşlar sonucumuz nedir? 1'dir. Evet. Hepsi sadeleştiği için arkadaşlar sonucumuz 1 oldu. YouTube kanalımız Şentepe Akademi'ye abone olun. Yeni videolarımızdan anında haberdar olun arkadaşlar. İyi günler.